yeniden bir gençler için, gençlerle birlikte adını verdiğimiz gençlik buluşmalarımızdayız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün 6. doğru söyledim değil mi? 6. toplantımızı yapıyoruz. Farklı farklı gençlerimizle bir araya gelip sizlerin sesi olmaya, sizlerin problemlerinizin duyulmasına aracılık etmek üzere buradayız. Ben genellikle evden geliyordum buraya ama bugün sabahtan bir iş insanları grubuyla kahvaltıya katıldım. Sonra Kadıköy Belediyesi'nde bir hayvanseverin, aktivistin nikahına şahit olarak katıldım. Dolayısıyla böyle grand tuvalet halimden kusuruma bakmayın ve ilk sorumu sorayım şimdi herkese. Şöyle bir izlediyseniz formatımız olduğunu biliyorsunuzdur. Siz kimsiniz? Yani hayata nasıl bakıyorsunuz? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Bu işin manevi şey kısmından somut değil bu. Nelere gülüyorsunuz? Nasıl aşık oluyorsunuz? Nasıl nefret ediyorsunuz? Gibi yani genç bir insanın bugünün Türkiye'sindeki durumunu anlamak üzere bir çalışmaydı. Dolayısıyla sizin sesiniz duyulsun diye yapılan bir proje ve bir program. Evet, 3 tane soru sorarım ben genellikle. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Sizinle ilgili herkes bir şey söylüyor, bu gençlerle ilgili. Başkalarının tanımlarıyla karşı karşıyasınız. Bu tanımlar muhtemelen de hiç doğru değil. Bunlar sizi nasıl etkiliyor? Bir de yurt dışına gitmeye dair çeşitli sosyal kesimlerin gençlerinde aynı şeyi görüyorum. Yani burada nefes alamıyoruz. İşte orada gidip bir yurt dışında bir hayat kurabilir miyiz diye soru işaretleri var kafanızda. Bunlarla ilgili düşünceleriniz nedir diye sorumuz var. Senden başlayalım. En heyecanlı senden. Evet. Adını da söyle. Ondan sonra başlayalım. Evet. Ben Meyra Meryem'im. Uzun süredir işsizdim. Bebeğim var. Pandemi döneminde denk geldi. Sonrasında işten ayrıldım. Kaç yaşındasın? 31. 31. Evet. Gençsin daha. Evet. Aynen. Uzun süre iş arayışım oldu. Bebeğim olduğu için aslında bakarsanız biliyorsunuz hani kadınlarda böyle bir negatif ayrımcılık var. Hani nasıl olacak? Çocuk sık sık hastalanıyor gibi şeyler. İzin alır. Aynen, aynen. O çok fazla var ne yazık ki. Ki yani hamile olduğumda bile patronumun bana söylediği bir şey vardı. Pandemi başlamıştı. Arkadaşım demişti ki, isim vermek istemiyorum. Bilmem ne bey. Meyra hani gelmesin, korona var. Yo, o çok izin kullanacak zaten demişti. Benim doğum izinlerimi hesaplayıp böyle bir şeyde bulunmuştu. Çok onur kırıcı bence bu kadınlar için. Bu şekilde yeni başladım ama şu an... Hani mutlu musun? Mutluyum. Yani o işiten? Şu anki işim... Çocuğa yani, kim bakıyor? Halası bakıyor. Halası bakıyor. Hı-hı. Kaç yaşında? 1,5 yaşında. O da burada şimdi. Kız erkek? Erkek. İyi, Allah bağışlasın. Görürüz yani, birazdan. Görürüz inşallah. Yani 1,5 yıl sonra iş bulabildim ben de. Peki eşin? Turizmle ilgileniyor. Geçinebiliyor musunuz kızım? Geçinebiliyor muyuz? Yani hani... Lüks olarak değil, ortalama olarak da değil ama giderlerimizi karşılamaya çalışıyoruz. Yani borçlarımız var, kredilerimiz var, evimiz kira, hani ev almak istiyoruz ama biliyorsunuz ev fiyatları arttı. Hani böyle bizi şey yapacak, bir destekleyecek bir şeyimiz yok. Şimdi ben yoksul evleri de geziyorum. Genellikle genç kadınların yaşadığı, ev kadını tırnak içi o evlerde. Orada mesela ne yapmamı istersin senin için dediğimde çok ilginç. Dünün orta sınıfı şimdi ortanın çok altına düşmüş. Evet, orta kalmış. Yani gelir, şimdi gelir aynı gelir ama onun alım gücü çok aşağı, dibe inmiş. Mesela diyor ki bebek maması ya da bebek bezi. Bezler yani geçen ay aldığım bezle şu anki arasında yani 20 günde 150 lira zam gelmişti. Aynen. Yani bu nasıl oluyor bu kadar? Çok şükür hani mama kullanmak zorunda kalmadım ben. Hani öyle bir şeyim olmadı ama onu da hani olsaydı diyorum. Evet. Çok zor, gerçekten çok zor. Hani belki ben bunun bir kısmını karşılayabiliyorum. Çok şükür diyorum her zaman. Peki 5 yıl sonra nerede görüyorsun kendini Meyra? Meyra'm, yani imkanım olursa gerçekten ben de gitmeyi düşünüyorum. Gitmek istiyorum. Kardeşim Kanada'da.
O da mimarlık mezunu, burada iş bulamadı. Dilini geliştirmek için 6 ay oldu gideli. Orada dil okulunda şu an hani yüksek lisansı araştırıyor. Memnun mu? Ya aslına bakarsanız o biraz duygusal. Annemi babamı çok özlüyor. Ama diğer tarafından bakınca kardeşime diyorum ki Merve diyorum yapma. Hani biraz kal, en azından çalış, birikim yap. Çalışma izni yok ama kaldığı evde temizlik işine gidiyor. Saatliği 20 dolar. Bizim bir günlük şeyimize denk geliyor mesela. Aldığımız maaşta bir günlük ücretine denk geliyor. Diyorum hani bu adım adım gider Merve, orada şeyini yap, yüksek lisansını yap, yine aynı şekilde çalışmaya devam et, biraz para biriktir. Ondan sonra dönersen de burada örnek veriyorum Merve diyorum, bak bu kadar oldu, elektrik fiyatları bu oldu, domates 35 lira oldu. Yani inanamıyor mesela. O yüzden imkanım varsa kalmasını istiyorum, bizim de imkanımız olursa gitmeyi çok istiyorum açıkçası çocuğum için. Ama yurt dışı yok, 5 yıl sonra neredesin? İşimde yükselmeyi düşünüyorum ve istiyorum. Pazarlama departmanında çalışıyorum ben. Yüksek lisans yapmak istiyorum ve kendimi geliştirmek istiyorum. Nere mezunsun? Gazi Üniversitesi mezunuyum. Bölüm? Radyo, televizyon, sinema. İletişim fakültesi. Evet. Aynen. Yani iletişimden güçlü olduğumu düşünüyorum. İfade edebilme yeteneğim var. Ve bunu kendi departmanımda da geliştirerek devam etmek istiyorum açıkçası. Ve benim de güzel bir eğitim almasını istiyorum. Sen? Ben tarih bölüm Cansu. Öğretmenim ama iş arayışım sürüyor. KPSS'ye gireceğim bu sene. Evdesin. Evdeyim ama KPSS'de de atanmak çok zor. Onun için yani 5 sene sonra tabii ki hayalim atanmak veya mesleğimi yapmak. Ama inşallah. Cansu bir günün nasıl geçiyor? Bir günüm bütün şimdi üniversite mezunu, evet. Ve evde iş bulamadığı için evde olan bir genç. Dershaneye gitmiyorum. Evde işte KPSS'ye çalışarak, işte internetten KPSS videoları izleyerek o şekilde geçiyor. Ama sınava da daha evvelden de sınava girdim. Sınava girdiğinde de yani böyle bir sürü kitap alıyorsun, bambaşka bir sorular geliyor. Ya da sınava girdiğini düşünelim, 95 aldın, 95 ile atanıyor. Ama nedense mülakatta 70 ile atanan, 70 alan birisi atanıyor. 58 atanan, 58 puanla mülakatta atananı gördüm. Evet. 91 puanla atanamayanı gördüm. Onlar devlet memurluğu. Yani KPSS'den 92, 91... 80 küsür puan almış, bunu kağıtlarını gösterenler oldu gençlerin arasında. Onlar mülakatta elenmiş ve 58, 62, 66 gibi puanlarla atananlar olmuş. Nasıl bir his bunu duymak? Ya bunu duymak çok üzücü ve sinir bozucu. Bir de benim anlamadığım nokta daha 2 sene bu hani atama yapıldı diye haberlerde bu yeni yıla girmeden önce evet. Söylendi ama daha 2 sene evvel 95 alan çocuk daha onun ataması yapılmamış. Niye böyle bir atama yapılmıyor ben anlamadım. Ve okullara da gittiğinde tabii ki yaşlı olan hocalarımız da tabii ki onlar da evini geçindiriyor tamam ama okullarda öğretmenlik yapan arkadaşlarımdan duyduğum hep 30 senesini geçirmiş olan öğretmenlerimiz hala da 65 yaşının yani bir iki senesi kalmış. Hala öğretmenliğe devam. O zaman gençler niye öğretmenlik okuyoruz? Biz o bölümler kapansın, yaşlılarla devam edilsin o zaman. Yani bu da bir saçma bir kanı. O zaman biraz da gençlerin önünü açmamız lazım. Ücretli öğretmenlikte de ucuz para vereyim, ucuza çalışsın. Gençlere bir gelecek oluşmuyor. EYT olsa belki onlar hani tamam 30 senelik olan hocalarımız da değerli tabii ki. Ama onlar emekli olur, gençlere yol açılır. Biz de kendimize bir hayat sunarız. Ne bileyim bizim de hikayemiz yeni başlıyor. Biz de kendimize bir kaç hikaye yaşındasın? Oluştururuz. 28 yaşındayım. Nasıl bir duygu? Çok üzücü bir duygu. Evde olmak. Evdesin, okumuşsun. Hadi desen ki okumasan dersin ki en azından ben okumadım. Gideyim bir yerde bir hani tezgah tarif yapayım dersin. Ama okumuşsun, uğraşmışsın. Kaç sene o maddeleri çalışmak için tarih bölümünde hani dirsek çürütmüşsün. Ama geldiğin noktaya bak. Özel bir yere gittiğini düşünsen çalışmaya, orada da tecrübe istiyorlar. Tecrübesiz hiçbir yer almıyor, daha doğrusu tanıdıksız hiçbir yer almıyor. Peki yani o tecrübeyi size işe almadıkça o tecrübeler nasıl kazanacak, kazanılacak? Annen baban ne iş yapıyor? Benim babam tapu müdürlüğünden emekli, annem ev hanımı. Evet, kaç kardeşsiniz? İki, bir daha abim var. O ne yapıyor?
O bankacılık ve sigortacılık okumuştu. Şu an bir lojistik firmasında çalışıyor. O 10 senedir falan çalıştığı için tabii 10 sene evvel daha kolaydı. Hani girdi, tutturdu, devam ediyor. Evli değil. Tabii, aynı evde mi yaşıyorsunuz hepiniz? Evet, evet. Anladım. Mutluluk ne senin için? Mutluluk, ben sürekli bir sınav odaklı olduğum için herhalde mutluluk bir iş bulmak. Hani en sonunda sınavdan vazgeçeceğim, iş bulacağım. Sen? İsmim Okay, İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Mesela ben Esenyurt'ta yaşıyorum. Ben orada mesela evimden dışarı çıktığım zaman hiçbir Türk'le karşılaşmıyorum. Yani dışarı sokağa çıktığım zaman yani hep Suriyeli, Afgan. Yani ben orada özellikle hayatımdan endişe ediyorum. Yani yaşamayı bile korkuyorum. Onun haricinde onların kendi dükkanlarına gittiğimiz zaman bile bize satış yapmak istemiyorlar. Bu konular var. Onun haricinde yani böyle bir ortamda özellikle mutlu olmuyorum, yani mutlu olamıyorum açıkçası. Zaten 7 kişilik bir ailede yaşıyorum. Ve kaç numarasın? 3. Evet. Çalışıyor musun bir yerde? Çalışmıyorum. İşsizim, evet, şu anda işsizim. Üniversitede bölümün neydi? Sivil Hava Ulaştırma mezunuyum. Sivil Hava Ulaştırma, evet. Mezunu. Ve iş bulamadın. Ve bulamadım, evet. Bulamıyorum da açıkçası. Bulduğum yerlerde zaten asgari ücrete çalıştırmak istediği için çalışmak istemiyorum ve şu anda hatta şöyle söyleyeyim, ehliyet kursundan buraya geliyorum. Kurye olmak için uğraşıyorum, öyle söyleyeyim. Yani artık işin tehlikesini falan, boyutunu geçtim. Yani 1000 lira, 2000 lira daha fazla kazanmak için artık işin tehlike boyutunu düşünmüyorum. Biraz daha para toplayıp, biraz daha fazla kazanıp yurt dışına gitmeyi hedefliyorum. Yani böyle düşünüyorum bu ekonomik buhran çerçevesinde yani. 7 kişilik aile, hepiniz aynı evdesiniz. Evet, maalesef. Annen? Annem çalışıyor. Nerede? Babam da çalışıyor. İşçi, bir fabrikada çalışıyorlar. Baban da aynı. Evet. Diğer kardeşler? Diğer kardeşlerin biri askerde, uzman olarak. Yani benim için mutluluk ekonomik, yani ekonomik refahımla endeksli bir şey. Yani buna endeksliyorum ben. Böyle düşünüyorum. Okurken ne hayallerin vardı? Yani okuduğum bölümle alakalı bir işe girerim diye düşünüyordum. Daha farklı çevrelerle iletişim içerisinde olurum diye düşünüyordum. Ama hiçbir şey hayal kurduğum gibi olmadı. Yani hayallerim çabuk yıkalır diye düşünüyorum. Yani böyle bir sonuç. Hayatında biri var mı? Hayatımda biri var, evet. O ne yapıyor? O da çalışıyor. Ve onunla ciddi düşünüyorum açıkçası. Ama yani daha ilerisine gidebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü mevcut ekonomik şartlarda dediğim gibi bir ev kiralamak, bir ev satın almak falan imkansızlaştığı için yani düşünmüyorum artık. Günün nasıl geçiyor? Zor geçiyor. İş aramakla geçiyor genelde. Bu şekilde. Ondan sonra eve gidiyorum. Harçlığını babandan alıyorsun. Hayır. Bazen şeye gidiyorum. Bazı yerlerde kargo falan işleri oluyor. Onlara gidiyorum. Çalışıyorum yani boş durmamak için. Günlük ne kadar onların? 150-160. Onlar da zaten farklı şeylerde uğraştırıyorlar insanı. 12 saat çalıştırıyor mesela. Yani senin üzerinden belli bir para kazanıyor da. Öyle bir şey oluyor. Ve 150 lira alıyorsun. Evet, 12 saat maalesef. Ya boş durmaktansa en azından belli başlı bir şeyler kazanmak daha iyi düşünüyorum. Sen? Başkanım Ulaş Altunkaya ben. Tarih öğrencisiyim ben de. Başkanım, ben artık uzun süreli hayal kurmuyorum. Gerçekleşmiyor, gerçekten gerçekleşmiyor. İlk kurduğumda lisedeydim. Tarih okuyacağım dedim. İdeallerim için okuyacağım dedim. Ama başkanım, büyük ihtimalle 2 yıl sonra işsiz olacağım ben de. İşsizler kervanına katılacağım. Babamın da yüzüne bakamayacağım. Babam ilkokulu mezunu. Dedi ki, oğlum, benim oğlum üniversite mezunu olsun. En büyük hayaliydi. Babam dedi, git işletme oku, ekonomi oku. İş bulabileceğim bir bölüm oku. Ben de dedim, bir kere geliyorum hayata, istediğim bölümü okuyacağım dedim. Keşke babamı dinleseymişim. Yurt dışına göç, geçen babam dedi. Varsa bir imkanın oğlum, git dedi. Bir baba oğluna git diyor hocam. Nerede yaşıyorsunuz? Zeytinburnu. Zeytinburnu'nda. Suriyelilerle, Afganlarla artık arkadaş oluyoruz. İste istemez oluyoruz. Bulamıyorsunuz çünkü. Ailemin eline bakıyorum. Bakmak da istememe rağmen bakıyorum. Benim için mutluluk kendi kendime yetebilmem. Ama yetemiyorum. Ya normalde babamdan bir şey istemem benim için lüks değil. Bir babanın oğluna bakması lazım. Ama babamla kendi kendine zor yeterken bir şey ister ki insan utanıyor. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeş. Kaç numarasın? Ben 3 numara. Diğerleri çalışıyor mu?
Bir abim muhasebede çalışıyor, bir yere çalışmıyor. Benden de küçük bir kız kardeşim var, orada üniversite sınavına hazırlanıyor. Ne iş yapıyor baban? Babam tekstille uğraşıyordu, emekli oldu. Kendi iş yeri mi vardı, bir yerde çalışıyor muydu? Kendi iş yeri vardı. Evet. Son zamanlarda baktı, onlar benim şimdi gelirim giderimden çok oluyor yıkıldı dedi. Yıkıldı hep, evet. Zarar yapacağımı dedi, hiç çalışmayayım dedi. Anne? Annem ev hanımı. Ev kendinizin mi? Ev kendimiz, Allah'a şükür kendimiz. En azından oradan kurtarmışsınız, evet. Başka baban mı? Emekli maaşı kaç? 2500 lira. 40 sene boyunca kendisi yatırıyor bir adam. 2500 liraya mahkum ediyorlar. 40 sene yatırmış. Kendisi patron çünkü. Vakfı maaşı. Gülmüyoruz başkanım artık. Televizyon programlarını izleyin. Artık ne bir talk show programları var, ne bir sitcom programları var. Anneme bakıyorum, televizyonda program izliyor, ağlıyor kadın. Memleketçe bizi ağlak bir hale getirdiler başkanım. Annen kaç yaşında? Annem 55 yaşında. Kız kardeşi nereye istiyor okul için? Ya başkanım ben yani artık hayaline karışıyorum. Benim düştüğüm duruma düşmesin diye. En hiç sevmediğim şey, abim ne diyordu bana, bir senin de hazırlan, hukuk oku, tıp oku, işsiz kalma diyordu. Diyordum ki abi karışma bana, sen yapsaydın. Ama bilmiyordum ki benim iyiliğime söylüyor. Ben de tarih okudum, tarihçiyim. Başkanım dedim ki bu dünyaya bir eser bırakayım, güllerini yetiştireyim. İdealim uğruna yaşadım. Hangi okul? Aydın Üniversitesi. Aydın Üniversitesi. Burslu mu okuyorsun, şeyle mi? Başkanım bana Antalya falan geliyordu, İzmir. Hı. Yarı burslu okuyorum. Hı. Böyle okumak daha mantıklı oluyor artık bu ekonomide. Tabii. Yurt dışına gidin diyor, beyefendi diyorum Cumhurbaşkanımız. Başkanım geçen araştırma yaptım. Bizim ülkede 8,5 milyon kişinin pasaportu varmış sadece. %10. Avrupa ülkelerinde %80, ülke nüfusunun %80'inde pasaportu varmış. Biz yurt dışına çıkmayı boş verin, pasaport alamıyoruz daha bu imkanlarla. Seyahat etme alamıyoruz yani. Ya başkanım, 21. yüzyılda bütün gençler bir yerlere gitmek istiyor. Tabii. Bulunduğu konumdan rahat. Haklısınız. Başkanım. Haklısınız. Ama Almanya'nın Almanya'daki genç Afrika'ya gidip safariye katılmak istiyor. Heyecan arıyor. Ben Almanya'ya para kazanmaya gidiyorum. Aradaki fark bu. Herkes bir yerlere gitmek istiyor. Adam safariye gitmek istiyor. Ben insan gibi yaşamak için gitmek istiyorum. Şimdi ikiniz de yaşadığınız yerler sebebiyle bu sığınmacı, kaçak göçmen, kaçak konusunda eminim sizlerde de benzer endişeler, benzer gerilimler vardır. Mesela bu politikanın, yani bu kadar insanın neredeyse açık kapı politikasıyla bu ülkeye şangur şungur yani doluşmasının bir sizin gözünüzde sorumlusu var mı, yoksa bunun sorumlusu Suriyeliler mi? Ben şu anda onu açıkçası şu anki iktidara bağlıyorum. Gerçekten onun yaptığı hatalar silsilesi dolayısıyla bunların yaşandığını görüyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz rahatsız edici durumlar oluyor, olaylar oluyor. Yani önü gelmez şeyler yani. Çok... Söz hakkı alabilir miyim? Tabii. Ya başkanım bizim burası de... Burası serbest kürsü. Ben sadece yani herkesi bir kere konuşturmak için tek tek... Başkanım hatırlıyorum 6-7 yaşında sahile gidip ailece mangal yapabiliyordu. Gerçekten yapabiliyordu. Başkanım şu an kardeşim sahilden otobüse binip gelince ben onu almaya gidiyorum. O vaziyette. Almaya gidiyorum. Tabii. Başkanım Suriyelilerin çoğunda kimlik yok. Hiçbir şey yok. Kız kardeşim başına bir şey gelse adalet yerini bulmayacak. Zaten adalet sistemimizi biliyorsunuz. Adalet çok başkanım. İçip türlü dışarıda rahat rahat gezemiyoruz. Ben kendimle korkuyorum başkanım. Tamam kadınlar da şey oluyor. Erkekler de kendi arasında ne baktın kavgasına dönebiliyor. O adam beni bıçaklasa. Bulunmayacak. Kesinlikle bulunmayacak. Boş yere ölmüş olacak. İçeri girse de paşa paşa yatacak. Adamın evi yok zaten. O adam için içeri girmek en büyük çözüm. Sen? Bedriye Güç'teki. 24 yaşındayım. Daha küçücük duruyorsun. 20 yaşında ön lisanstan mezun oldum. Radyoloji teknikeriyim. 4 yıldır da işsizim. Birçok iş başvurum oldu. Deneyimler ya da başka problemlerden dolayı kendi işimi yapamıyorum şu anda. Ayrıca arkadaşlarımızın bahsettiği gibi bir hastaneyle görüşmeye gittim. Fatih'te bir hastane. Hastaneye girdiğim zaman danışmasında hanımefendiye sordum. Dedim ki işte ben iş görüşmesine geldim. Kaçıncı kata çıkmalıyım? Sizinle görüşmek istiyorum. Hanımefendi bana baktı. Böyle yaptı. Dedim peki, hani anlamadım ilk başta ne olduğunu.
Fakat o binada hiç kimse aslında Türkçe bilmiyormuş. Yani ben... Arapça konuşuyor. Evet, Arapça konuşuyorlar ve ben 3. kata çıkabilmek için 5 kat çıktım. Doktorları da dahil hiç kimse Türkçe bilmiyor. Ve bu şekilde işe almaya çalışıyorlar. Sonra? Sonra... Görüşme yapmaya gittiğin kişi de mi aynıydı? Evet, görüşme yapmaya gittiğim kişi de Arapça konuşuyor normalde zaten, belli oluyor şivesinden. Kendisi çat pat Türkçe biliyor. İşte sen dedi bunu yapabiliyor musun, şunu yapabiliyor musun? Evet dedim, yapabiliyorum. İşte kendisi 5,5 gün çalışmamı istedi, yemek vermediklerini söyledi. Hastanede yemek de yok. Yemek de yok, evet. Yol yok, yemek yok. Hiçbir hakkın yok. Ben de teşekkür edip ayrıldım oradan. Yani bu şekilde çalışmak istemedim açıkçası. Evdesin şu anda. Evdeyim. Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. Kaç numarasın? En büyüğüm. En büyüksün. Diğerler okuyor. Evet. Baban ne iş yapıyor kızım? Serbest meslek. Babanın işletmesinin durumu nasıl? Babamın işletmesi kira. Ne satıyor baba? Kartuş toner dolduruyor. Tamam. Bilgisayar parçalarıyla ilgileniyor. Tamam. Yani fena değil. Anladım, en azından. Bizi geçindirebiliyor. Sizi geçindiriyor. Anne? Annem ev hanımı. Evet kadın. Eviniz kendinizindir. Evet. Geçmiş dönemde evler kendinin de insanların. Şimdi zor. Emekli işte. Olunca ev alabiliyorlar. Tabii, şu anda araba alınmıyor. Araba alamazsınız. Ama ailenle harç kalıyorsun bir yere gitmek için. Evet. Bir günün nasıl geçiyor? İlk önce uyanıyorum. İş başvuruları, iş siteleri, işte şu iş olur mu, bu işe uygun muyum, acaba bu işi de yapabilir miyim, şöyle yapabilir miyim diye geçiyor sürekli. Bakıyorum yani ne yapabilirim, daha nasıl ilerleyebilirim. İşte ön lisans mezunuyum, acaba DGS yapsam lisansta bir şey bulabilir miyim? Lisansa tamamladığım zaman hemşire olabiliyorum. Sağlıkçıların zaten çalışma şartları çok kötü. Neden böyle bir şey yapayım diye düşünüyorum bir yandan. Bir yandan başka bölümlere bakıyorum. Sekreterlik okuyorum. Aynı zamanda laborant ve veteriner sağlık okuyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorum. Ama günün sonunda umutsuz uyuyorum. Ayrı odan var mı evde? Hayır. Kardeşlerinle berabersin. Onlar evde yok. Sen o, mesela annenle mi salonda mı oturursun? Annemle oturuyorum anne genelde. Evet. Bazen kütüphaneye gidiyorum sınavda çalışmak için. Kafeye falan gidebiliyor musunuz? Çok nadir. Sen gidebiliyor musun var? Başkanım ben kahvede oturuyorum. Kafe deyince bizim oralarda çok da yok. İşte ben gitsem arkadaşım gelemiyor. Tabii arkadaşım çay, gidince ben gelemiyorum. Kahve çok pahalı olduğu için onun için sordum. Gidelim. Kesinlikle. Sen? Ya gidiyorum açıkçası. Gidiyorum ama dediğim gibi yine hayat pahalı, çok pahalı yani bir kahve içiyorsun. Mesela bir yemek yerken 3 kere 4 kere düşünmek zorunda kalıyor insan. Restoranda da değil, bir AVM'de herhangi bir fast food restoranında yemek için bile insan 2 kere düşünüyor yani. Gidince de gençlik lüks yaşıyor deniliyor başkanım, o yüzden hiç gitmiyorum ben. Bak ben o diğer dayılar gibi çıkart telefonu demiyorum. Bir çay içmeyi lüks görüyorlar bizi. Onu da içmeyelim zaten var, artık. Hakkınız. Sen kızım. Dilara ben, 22 yaşındayım. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden ön lisans mezunuyum, çocuk gelişimi. İş arıyorum, bulamıyorum. Bulamadığım gibi herhangi bir iş bulduğumda tecrübe istiyorlar. Sanki biz bir anda böyle tecrübeyle doğabilecekmişiz gibi bizden hep tecrübe istiyorlar. Onu da bulamıyoruz, o da olmuyor. İngilizce eğitimi alayım dedim, belki bir faydası olur diye. Kurs paraları çok pahalı, olmuyor, onu da yapamıyorum. Evde kendi kendime hazırlanıyorum. Belki olur. Belki buradan nerede bir yerde yaşıyorsunuz? Eviniz nerede? Esenyurt Kıraç'tayım ben. Evet. Peki oraları bilirim. Peki kira mı eviniz? Yok kendi eviniz. Baban ne iş yapıyor? Servis şoförü. Annem ev hanımı. Ev hanımı. Kaç kardeşsiniz? Tek çocuğum ben. Tek çocuksun. Ve harçlığını onlardan alıyorsun. Maalesef. Evinizin geçinme standardı bu iki senede herkeste düştüğü için anlamak için soruyorum ben bunu. Durum nasıl? Orta yoldan halledeceğin bir tık altı ya. Olmuyor yani geçinemiyoruz. Mesela iki sene evvel sizin gibi aileler, sizin babalarınızın yaşadığı ev, yani onların oluşturduğu evlerde haftada bir et alınıyordu. İster tavuk olsun yani beyaz et, ister kıyma yani kırmızı et. Şimdi bu aya doğru gitti. Sizde nasıl? Girmiyor. Belki köyden getirdiklerimizle, ancak işte buzdolabını buzlu kışın doldurduklarımızla geçiniyoruz.
Olmuyor ki, nasıl alacaksın? Evi geçindirmeye paran yetmiyor ki. Artık boğazdan da kısıyorsun. İşte alman gereken eşyadan kısıyorsun, kitaplardan kısıyorsun, kurstan kısıyorsun. Bir şekilde kısıyorsun. Ne kadar maaş alıyor baba? Babam ne kadar maaş alıyor? Asgari ücret. Asgari ücret. Peki şey, köyde ailenizin bir alanı var mı? Oradan bir şey geliyor mu? Köyde dedem vardı. Vefat ettikten sonra o da gitti. Yani eskiden köylerde gene işte tavuktu, şuydu, buydu. Evet. Şehre gelirdi ailelerin birbirine desteği. Şimdi köyler bütünleşmiş şehir içerisinde, köy mahalleye dönünce su paraları çok pahalı. Ekim biçim yapmayan, bahçe tarımı yapmak konusunda çok ciddi sorun var. Onun için de onlar bitti. Akşam annen ne pişirmiştir sence? Mercimek çorbası. Makarna. Ki makarna da artık lükse giriyor ya, ayrı bir mesele. Bunlar, başka ne pişirebiliriz ki? 5 sene sonra ne olacak sence? Sen ne olacaksın? Ben yurt dışına gitmek istemiyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü benim mesleğim çocuk gelişimi. Ben çocukları çok seviyorum. Ve kendi ülkemin çocuklarına bir faydam dokunsun o kadar çok istiyorum ki. Onları yetiştirmeyi o kadar çok istiyorum ki. Ben yurt dışına gitmek istemem. 5 sene sonra en büyük hayalim ne diye sorarsanız, elimde güzel bir mesleğim olsun, onlara bir şeyler öğreteyim. Fikri hür, vicdanı hür bireyler yetiştireyim yeter benim için. Arkadaşlarınızla mesela, sen de şimdi hepinizin arkadaşı var. Böyle yani hangi sürelerde toplanıyorsunuz? Haftada bir belki, o da hani... Birbirinizin evinde mi yoksa dışarıda bir şey mi? Genelde evde. Kafeye gidemiyoruz zaten. Ya en kötü kafe bile bir kahve olmuş 15 lira. En kötüsünü söylüyorum size. Nasıl gidelim ki? Anca evde toplanıyoruz. Belki oturuyoruz, iki sohbet. Çay. Çekirdek. Başka bir şey olmuyor maalesef. Bugün benim doğum günüm mesela. Biliyorum. Biliyorum. Hani ben doğum günümü bile dışarıda kutlayamıyorum. Olmuyor ki. Kim ne yapabilir ki zaten? Sen? Ben ismim Şevna. 26 yaşındayım. Sizinler üniversiteden mezunum. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden. Ben bir tık daha şanslıyım diğer arkadaşlarımızı gördükten sonra, ben iş bulabildim en azından, ama şöyle kendi alanımla alakalı değil. İlk dershanede başladım, yani çöp bile topladığımı hatırlıyorum ben. Çünkü acemisiniz, hiçbir şey bilmiyorsunuz, her şeyi yaptırıyorlardı. Sonra dedim böyle olmayacak, kendi alanımı mecburen bıraktım. Ki çok büyük hayallerle ben de tarih bölümünü okudum, işte akademisyen olacağım, yüksek lisans yapacağım vesaire, ama iş öyle olmadı maalesef. Şu an işte bir banka icra dosyalarına bakıyorum. Orada çalışıyorum özel sektörde. 3-4 yıl oldu. Evliyim. 3,5 aylık bir çocuğum var. Onu bırakıp Allah geldim. Tarzesin. Kim bakıyor şu anda? Eşimin annesi bakıyor tamam. Şu an. Yine işe başlayacağım. Doğum izindeyim şu an. Normalde 6 ay daha ücretsiz izin hakkımız var bizim. Ama kullanamayacağım. Yani 3,5 aylık çocuğu bırakıp işe gideceğim. Yani öyle nereden başlasam bilemiyorum. Ki arkadaşımız dedi hani zaten bez paralar uçmuş vaziyette. Çok bir de benim bebeğim mamayla beslenen bir bebek. Evet. Teşekkür ederim. Ağlama ağlama. Gel buraya. Gel buraya, oy. Her günün böyle güzel olsun senin. İnşallah. Hepinizin. İnşallah. Evet. Öyle yani, bebeğin mamayla beslenen bir baba. Çocuk. 4 günde bir maması bitiyor. Biraz obur bir çocuk. Yani hani mama parası, bez parası, işte kıyafet, osu busu, daha yeni doğdu bir de. Masrafı, hastane masrafı, doğum iznindesiniz ki ben 37. haftaya kadar çalıştım son ana kadar. Yani her şey üst üste geliyor. Eşim de çalışıyor ama... Ne hani, iş yapıyor? O da özel sektörde çalışıyor. Benimle aynı işte, benzer bir işte. Beylikdüzü'nde oturuyoruz biz de Esenyurt tarafında. Ev kira mı kendinizin? Kira. Kaç lira ödüyorsunuz? 3. 3. Çıksanız kaç olur? Yani 5'i geçer. Geçer. İmkansız. Biz baktık çünkü zam gelince. Şimdi bir de böyle bir mevzu var da. Tabii zam içinde. Gelince biz baktık, dedik çıkalım, 3000 TL çok fazla. Bir de 20 yıllık bina. Beylikdüzü hep öyle eski binalar. Bir baktık çevre daha fazla. Yani çıksak daha çok masraf olacak. Dedik hayır, çıkamayız.
Yani şu an çıkarsalar mesela 5'ten aşağı bulamayız, imkansız. Ki Beylikdüzü yani, hani şey diyorsunuz, Beylikdüzü'nde kiralar daha uygun olur ama imkanı yok. Orada bile yani artık uçmuş vaziyette. İki kişi zor geçiniyoruz. Şu anne olmak dünyanın en güzel işi. Erkekler baba olmakta tabii mutluluk verici ama anneler daha başka bir duygudur o. Dolayısıyla şimdi anne olmuşsun ve şöyle bir duygu olur annelikte. Çocuk hayatın merkezi haline döner. Yani geri kalan evren kaybolur gider. Çocuğunuz hele küçük, yani yeni doğdu böyle o merkezdedir. İşte onun mutluluğunu, onun keyfini, işte onun heyecanını sürmen gereken bir noktadasın. Konuştuklarının tümü endişe. Hiç yaşamadım yani. Yani endişe aynen. ifade eden bir sürü şey söyledi. Hastaneye giderken bile doğma bir şey diyorduk işte ne kadar ücreti olur, çıkınca ne olur. Yani şeyden bile hani bebeğimiz sağlıklı olacak evet ama bir sıkıntısı olursa hani nasıl karşılarız? Hani hastane onu bile düşünüyorsunuz. Eve geliyorsunuz. İşte bir an önce işe başlamanız gerekiyor. Doğum izninde zaten ödeme yapılmıyor maalesef bittikten sonra yapılıyor. Ya hep endişe içerisindesiniz. Hani çocukla vakit geçiremiyorsunuz ki aklınızda hep soru işareti. Nasıl maaşlarınız olur? Ne kadar? Şöyle bizim sektörde asgari ücretle çalışıyorsunuz. Bence işte prim usulü. Hani çok iyi prim kazanırsanız asgari ücretin üstüne. Ama o bile etmiyor ki alabilirseniz o da. Normalde asgari ücret. Yetmez. Ki bizden kötü ya ben hani işim gereği borçlarla muhatap oluyorum ve görüyorum insanların ne kadar kötü durumda olduğunu. Şu an borcu olmayan yok zaten. O başka bir durum. Bir de öyle 1000 lira, 2000 lira falan da değil. Yani çok yüksek borç tutarlarından bahsediyoruz. Ki bir insanın 5-6 bankaya borcu var. Öyle durumlar görüyorum. Anlatıyor ki ben şey diyorum yani şükrediyorum en azından ki daha beteri de var. Yani iş gereği o yüzden hani toplum yapısını biraz daha görebiliyorsunuz. İnsanlar öyle şeyler anlatıyor ki. Kanser hastası var işte. Çocuğu hasta olanlar var, çok kötü durumda olan insanlar var. Yani o yüzden yine insan o kadar, şey artık yani yaşayabildiğiniz için şükrediyorsunuz. Minimum ihtiyaçları karşılıyorsunuz. İşte tiyatro, kaç sinema. Kaçın oldu evlenelim? Bizim biraz bir sene oldu daha, 1,5 sene oldu. Hemen çocuk yaptınız. Peki borcunuz var mı? Yok biz düğün yapmak istemedik. Sadece nikah yapmak istedik. Borç aç olmasın diye. Pandemiye denk geldi. Ev eşyalarınız falan kendiniz mi aldınız, aileniz vardı? Eşimin ailesi de kendi ailem destek oldu. Dolayısıyla siz borçla evlendiniz. Aynen. Ha iyi. Bir o şansımız oldu ama sonrasında işte evin içine girince yine borç oluyor. Kolay değil işte bebek olması vesaire. Böyle işte toplamaya çalışıyoruz. Bakalım işte Haziran'da işe başlayacağım. Arkada bebeği bırakıp. Ne olacak evet. bilmiyorum. Canım benim ya. Allah'tan benim bakabilecek birim var. Hani kaynanam var ya bakacak kimse olmasa. O da var şimdi bakıcımı tutacaksınız. Bakıcı fiyatları çok yüksek. Aynen. Kreş yok. Yani devletin kreşi yok Meral Hanım. Yani bebe 4 yaşından sonra anca şey yapabiliyorsunuz. Bebeğim var ama uzak noktalarda aynen. var. Şey yapamıyorsunuz yani bulamıyorsunuz. Özel kreşler çok pahalı. Kesinlikle. O yüzden bakacak birinin olması gerekiyor ki çalışabilirsiniz. Kadınlar için bu çok şey yani, sıkıntılı bir durum. Sen kızım. Merhabalar. İsmim Deniz Bilge. Şu an öğrenciyim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da spor yöneticiliği okuyorum. Haftanın 4 günü okula gidiyorum. Cuma ve cumartesi günleri dersim olmadığı için sanayide demir boyama işiyle uğraşıyorum. Günlük 170 liraya. Bazen onu da yapamıyorum çünkü sporcu olduğum için işte antrenmanlara gitmem gerekiyor. Hangi tip spor yapıyorsun? Futbol. Futbol oynuyorsun. Harika ya. Çok iyi. Onun dışında ailemle birlikte kalıyorum. 5 kişiyiz. Biz bir kardeşim şehir dışında antrenörlük yapıyor. Benimle aynı mesleği sürdürüyor. Ama şöyle ben öğrenci olduğum için ekstradan işte antrenmanlarım vesaire olduğu için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Cerrahpaşa söyledim. Tamam devlet okulu yani. Evet. Ya iyi. Evet. Halihazırda işte sanayi dışında kendi kulübümde gönüllü olarak antrenörlük yapıyorum altyapıdaki öğrencilere. Anlıyorsun hocam. Çünkü şöyle evet. zaten kulübün durumu yok. Hani A takıma da vermiyorlar. Tamam. Antrenörlük için şöyle bir şey olması gerekiyordu. İşte okul dolaşıyorum. Ben ve birkaç antrenör arkadaş da hocamızla birlikte öğrenci bulabilirsek kendimize sadece altyapıyı oluşturabilirsek hani para almak gibi bir durumumuz var ama onu da yapmak çok zor oluyor. Çünkü normalde dışarıdaki hani ülkelerde sporla eğitim hep iç içe gittiği için hani şey olmuyor bir sorununuz olmuyor. Yani çok öğrenci bulabiliyorsunuz işte beden eğitimi öğretmenleriyle diğer insanlarla vesaire
büyük bir hani arşiv oluşturabiliyorsunuz, kendinize büyük bir çevre yaratabiliyorsunuz ama burada öyle bir şey olmuyor. En son denedik Zeytinburnu'nda bunu. Yani olmadı. Ki belediye başkanları bile bu işe pek fazla sıcak bakan bir insan değil. Kadınların futbolda olması tarzı şeylere. Yok, onlara o kadar bakmaz. Çünkü şablonlar var yani. Evet. En böyle Allah uçmuş açmış kaçmış zannettiğiniz insanlar bile şey daha çok böyle kompartmanlı şeyli şablonlu düşünüyorlar yani senin konumundaki genç kadınların işi çok daha zor yani mesela her kadının bir cam duvarı var tepede kırması gereken de sizin bile yanlar da dolu camla. Onun için daha çok efor sarf etmen gerekiyor. Peki annen ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor? Benim babam devlet memuru. Annem ev hanımı. İyi. Ev kendinizin? Ev normalde kendimizindi ama son Avcılar depreminden sonra ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Kentsel dönüşüme girdi ama yapılamadı. Kaldı. Şu anda kira. Kiranız kaç? 2000 liraya yakın olması lazım. Şimdi çıksanız gittiğiniz gümbürtüye. Evet. O şeydi o. Çıkamıyoruz. Biz de arkadaşlar gibi kaldık. Evet, anladım. Peki, 5 sene sonra nerede olacaksın kızım? Yani ben de ülkesinden gitmek istemeyen insanlardım. Çünkü benim de bir hayalim var. Arkadaşımız çocuklara, hani ülkenin çocuklarına bir şeyler verebilmek istiyor. Ben de ülkenin kadınlarına bir şey verebilmek istiyorum. Doğu olur. Buyurun. Gerçi İstanbul'da yaşıyorum ama yine de kadına değer verilmediğini burada da çok görüyorum. Ama benim hayalim doğuda bir yerlerde en azından 3-5 kişi de olsa birilerini kurtarabileceksem kurtarabilmek. Formasyonlu öğretmen olmak istiyorum. Olabilirsem doğuda görev yapmak istiyorum. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olacağım için oralarda futbolu yaygınlaştırmak. Hani bunu sadece erkek kişi olarak, erkek sporu olarak değil de kadınların da yapabileceği, kadınların da buna yeteneğinin olabileceğini ve bunun da insanların hayatını kurtarabileceği bir alan olarak görülmesini sağlamak istiyorum. Böyle bir hayalim var. 5 sene sonra bunu gerçekleştirir miyim, gerçekleştiremez miyim bilmiyorum. Şu an çok zor oluyor. Hani nereye elimi atsam elimde kalıyor gibi geliyor. Ama mutlu musun? Değilim. Değilim. Mutlu olabilecek misin? Yani mutlu olabileceğime inandığım günler oluyor. Ama sonradan bakıyorum diyorum ki bundan 5 sene önce de mutlu olabileceğine inanıyordun. Şu an aynı konumdasın. Gelin ulaşın dediğine. 5 sene sonra mutlu olabileceğine inanacaksın ama olmayacak diye düşünüyorum artık. Bu biz büyüklerin sorumluluğu bu. Yani sizi bu noktaya getirmek. O beğenmedikleri, eski dedikleri Atatürk'ün Türkiye'sinde köylerden çıkıp gelip bu işleri yapabilme, ekonomik durum iyi ailelerin çocuklarıyla eşitlenme, orada kendini ifade edebilir, yol yürüyebilir bir imkan vardı. Yani sizler için bu kayıp görünüyor şimdi, gördüğüm o. İş imkanları azalmış. Yani bu kadar, iki tarihçisiniz. Evet. Tarih mezunlarının akademisyen olma, hele bunu bu kadar çok isteyenlerin, üçüncü tarihçi burada, benden dördüncü tarihçi. Yani çok yol açılırdı. Sınav üzerinden tamamen ama hocalar, yol açardı işte, şunu yap kızım, bunu yap oğlum, şöyle yap, böyle yap şeklinde. Bu üniversitelerin aşırı çoğaltılmasının neticesinde hem beceri uyumsuzluğu hem beklenti uyumsuzluğu had safhada. Şimdi düşün, ehliyet alacak da kurye olacak. Evet, maalesef. Ha, kuryeliği küçümsemiyorum. Hayır, ben ama de küçümsemiyorum. Ama şey açısından söylüyorum, yani tehlikeli bir meslek. Ne kadar alıyor bir kurye? 10 bin civarı alıyorlar. Onun için düşünüyorum yani. Tabii. Şimdi bu hani internet üzerinde alışveriş ettiğinizde bu kurye ismini vermeyeceğim bir firmanın sahibiyle arkadaşlarımız bir görüşme yapmışlar. Ekonomiden sorumlu ve kalkınmadan sorumlu arkadaşlarımız sormuş onun kurye çalıştırıyor ne kadar diye. Yani büyük oranı 50'nin üstünde, %50'nin üstünde üniversite mezunu çocuklardan oluşuyor. Yani bu da başka bir şey. Halbuki şimdi aldığınız mesleklere farklı bir, yani okuduğunuz mesleği ya tahkim etmek ya da başka bir alanla bunu eşleştirmek mümkün. Evet. Yani 18 ayda yazılım öğrenebiliyorsunuz. Evet, gibi. Yazılım alanına da bir ilgim vardı. Ona da
bilgisayar fiyatları malum. Yani onu da düşünemiyoruz yani. Sonra Deniz. Sonuç olarak biz bir şeyler çabalamak için uğraşıyoruz. Yani bir şeyler için çabalıyoruz ama imkanlar imkanların o yetersizliğinde aslında olduğumuz yerde hep bekliyoruz. Beklemek. Sen oğlum. Oğulcan Özdemir. İstanbul'da ailemle beraber yaşıyorum. 26 yaşındayım. Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Departmanı mezunuyum. Hocam, başkanım şimdi şöyle hocam şey... diyebilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Eski hocayım ben. Evet. Başkanım, ben kendimi hep sürekli geliştiren, sürekli araştırma yapan, sürekli farklı bir insanlardan bir farkım olsun diye sürekli kendimi çalıştırdım ve yetiştirdim. Ve başkanım, sürekli farklı iş çalışma tecrübelerim oldu. Bu da hep pandemi yüzünden ve tecrübe kazanmak için ve sabit bir yerde kalamadım. Kendi bölümümü yapmak istiyorum, kendi bölümümde çalışmak istiyorum, ilerlemek istiyorum, yükselmek istiyorum. Ama sürekli tecrübe arıyorlar ve İngilizce istiyorlar. Ve ben bu yüzden İngilizce'ye de başladım, kursa gittim, sertifikalarımı aldım. Bu sefer İngilizce sertifikamı getirdiğim zaman da ikinci dil istiyorlar. Diyor ki Arapça öğren. Arapça öğren. Bir yerde çalış, yetiş, piş, bana öyle gel. Benim diyor onlara bir vaktim yok diyorlar. Ama ben hala bıkmayacağım ve sürekli bir çalışma bir peşindeyim. Mesela şu an bir yerde çalışıyorum ama bir yandan da ben bekçiliğe başvurdum. Çünkü ona da hazırlık yapıyorum. Ona kendimi adapte ediyorum. Önceden de özel harekatçılığa ben başvurdum. Ama maalesef parkurda 2 saniyeyle elendim. O da bir 5. barfiste elimin kayma sebebi yüzünden. Ama o sırada yürüyerek geçenler alındı. Alındı. Benim gibi kanter içinde olanlar elendi. Bu sefer ben girmeyecektim. Ama ailemle de Oğuz yapabilirsin. Bu sefer daha farklı olur. Yine çalış. Mesela ne zaman sınavı? Başkanım, haftaya evrakları teslim edeceğim. Sağlıktan geçeceğim. İlerleyen günlerde de işte yazılı tarihleri belli olacak. Sonra parkur olacak. Sonra oğlum istiyor musun bu mesleği? İstiyorum başkanım. Hayır, gerçekten yok. İş bulmak için mi? Gerçekten sen bekçi olmak istiyor musun? Başkanım, gerçekten istiyorum. Yani çünkü çok başvuru yaptım, çok çalıştım ama pazarlama mezunu. Ve sürekli ben pes etmeyi sevmem. Çünkü pes edersem yıkılacağım ama benim yıkılmamam gerekiyor. Aileme bakmam zorundayım ve hep öyle ben yetiştim. Ve 13 yaşımdan beri ben hep çalışıyorum. Yani 13 yaşımdan belli ben ailemden hiç para almadım. Garsonluk yaptım, pazarda meyve sattım, su sattım. Ama ben babamdan öyle öğrendim, öyle gördüm, öyle yetiştim. Yani ve bu yaştan sonra da kaç yaşındasın ki sen? 26 yaşındayım başkanım. Ya bu yaştan sonra çok artık ihtiyarlıktan şeye gidiyor. Beli bükülmüş. Öyle ihtiyar bu yaştan sonra. Genç. Oğlum, çok gençsiniz daha. Öyle ama başkanım yani bu hayat şartları, bu ekonomik kriz, bu işsizlik. Baban ne iş yapıyor senin? Emekli. Annem ev hanımı. Kaç kardeşsin? İki. Ben ikinci. Büyük ne yapayım? Ablam da turizm ajantasında çalışıyor, evli. 6 aylık bir bebeği var, ona da annem bakıyor. Enişte ne iş yapıyor? O da bir tane gümrük firmasında çalışıyor. Benim mesleğimi yapıyor aslında. Ben de gümrük firmalarında o kadar başvuru yaptım. Sen niye giremedin? Tecrübe istediler başkanım. Yani en az 3 yıllık bir tecrübe istediler. Peki sen şimdi bu bekçilik sınavını... Yani şeyleri kazanacaksın, o tecrüben var, onlar tamam da hakikaten mülakat ne yapılıyorsa o hani yürüyerek geçme işlemini Cevdo, ondan ümitli misin? Yani başkanım şans, kader. Çünkü ben çalışacağım. Mesela başkanım gececiyim ben, geceden sabaha kadar çalışıyorum. İşten çıkınca hemen koşu yapıyorum, spor yapıyorum. Kendimi çünkü parkuru hazırlamam gerekiyor. Sonra ne zaman uyuyorsun oğlum sen?
Başkanım, gündüz sporu yaptıktan sonra eve geliyorum. Hemen işte bir duş, hafif bir kahvaltı, uyu, gece iş. Sürekli bu standartta, bir yoğun bir tempoda bir hayatım var. Sen hiç nefes aldın mı bu hayatın boyunca? Hayır. Yani şöyle düşünüyorum o başkanım. Hani keyif etmek üzere. Yani... Hayır. Sıfırla bir arasındır. 5 sene sonra neredesin? Oğuz. Başkanım, ya kendimi bekçi olarak göreceğim ya da kendi sevdiğim mesleği dış ticaret, gümrük firmalarında çalışarak, sıfırdan başlayarak orada ilerletmek, yükselmek istiyorum. Çünkü hedeflerim, planlarım gerçekten var. Onları gerçekleştirmek istiyorum. Hayatına biri var mı? Yok başkanım. Bu vakitle zaten olmaz. Evet. Sen? Başkanım, ben Muhammed Emre Günerhan. Başkanım, ben daha dün Kars'tan geldim İstanbul'a. 2018'de mezun oldum üniversiteden. Ne? Kafkas Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı. Hem de bilgisayar programcılığı. Evet. 2018 senesinde mezun olunca 2019 senesinde İstanbul'a geldim. İş aramak için. O zaman da arkadaşlarımız gibi ben de her gittiğim yerden geri gönderildim, tecrübem olmadığı için. Bayağı bir dolandım, olmadı. Dedim ki geri döneyim, babam Kars'ta esnaf. Dedim hani babamın işini yapayım, babamın yanında çalışayım. Hani öyle olur dedim. Geri döndüm, pandemi başladı, yasaklar başladı, şey oldu, olmadı. Baktım zamanım boş geçiriyordum, 2020 oldu. 2020'de dedim bari dedim askerliği yapayım. Askere gittim, geri geldim. Ondan sonra askerden dönünce biraz daha böyle sorumluluklar falan artınca dedim bir şeye başvuruyorum, polisiye başvuruyorum. Polisiye başvurdum. İşte mülakatı geçtim, sağlık mülakatını geçtim, spor mülakatını geçtim. O da olmadı. Sebep? Sebebi bilmiyorum başkanım, ben de bilmiyorum. Yani sebebini ben de öğrenemedim yani, bilmiyorum. Yani sözlü mülakatım aslında çok güzel geçti. Yani biraz da böyle kendimi çok iyi ifade ettim. Kendimi iyi tanıttım falan ama yine olmadı. Ondan sonra tekrar bir düşündüm dedim. 2020 senesinde dedim bir daha mı denesem. Ondan sonra bir karar verdim. Şimdi bir daha tekrar yine İstanbul'a geldim iş aramak için. Öyle. Hiç bilgisayar programcılığına çalışmadın bu arada. Çalışamadım. Hayır, yani evet. Mezun oldum ve... Evet, mezun oldum. Şeyde düşündüm, hani şöyle, amcam bilgisayar mühendisi. Amcama sordum, amca dedim hani ben okulda dedim çok şey öğrendim sanmıyorum dedim, nasıl olacak? Dedi ki bu dedi iş hayatına atılınca dedi öğreneceksin onu dedi. Okulda dedi belli bir temel oluşturursun dedi. Ondan sonra dedi kat çıkarsın. Amcan nerede çalışıyor? Amcam Kafkas Üniversitesi'nde çalışıyor. Şey, oranın devlet memur. Memur, evet. Ve orada memur. Uzaktan eğitimde müdür yardımcısı. Öyle, amcam öyle söyleyince ben de dedim ki evet dedim. Demek ki dedim hani karşıda ben bu, yani çalışabileceğim bir departman yok, hani bir yer yok. Dedim İstanbul'da bu olabilir. İşte çalışamadım bir yerlerde. Tecrübem olmadığından dolayı. Hani olmadı yani. Kaç yaşında geldin sen şu anda? Şu an 24 yaşındayım. 24 yaşında. Evet. Ondan sonra... İstanbul'da da olmayınca. İstanbul'da burada nerede kalıyorsun? Şimdi Teyzemgil'de kalıyorum, Esenyurt'ta. Teyzemgil'de kalıyorum şu an. Evet. Daha dün geldim. Pazartesine itibaren iş aramaya başlıyorum. Öyle. Yani bir zamanlarda babamın işini yürütmeye çalıştık. Olmadı. Babam esnaf. Ne? Gıda ve kuruyemiş işi yapıyoruz. O da ülkenin ekonomik sorunlarından dolayı... Kaç kardeşiniz? 4 kardeşiz. Kaç numarası? 2. Diğerleri ne yapıyor? Bir büyük ablam evli, ben ikinci. 2 küçük kardeşim de şu an üniversite sınavına hazırlanıyor. Öyle. Dediğim gibi babamın işleri de şöyle olmadı. Önceden yani biraz kendimizi de idare edebiliyorduk. Şu an idare edemez hale geldik. Şöyle... Başkanım önceden hani biraz iş oluyordu, alışveriş oluyordu, şarap oluyordu. Şimdi bildiğiniz gibi market zincirler bizi çok zorlamaya başladı. Ne? Mesela Kars'ta bir günümüz şöyle geçiyordu. Babamla beraber kalkıyorduk sabah erken, 7.30'da. Dükkanı açıyorduk. 7.30'da başlıyorduk bir telefonun üstüne, telefona başlamaya, yani telefona bakmaya. Ta ki akşam 7.30'a kadar. Hiçbir şey, yani içeri giren yok. Siftahsız, ben şimdi... Evet. 20 Ocak 2020'den beri ilçe ilçe esnaf geziyorum. Daha pandemi başlamamıştı, başladık. Üzerine pandemiyi geçirdik. Şimdi dolar gitti geldi, ekonomik gerilim arttı. Yani daha derinleşti ekonomi problemleri. Şimdi sefte ya da siftah deniliyor.
hiç müşteri girmemiş dükkanlar görüyorum. Hani girip alışveriş edilmeyenler var. Mesela şu tür kıyafetler kıyafet satanlar da yani mesela gömlek gelip ağzında çorap alıyor diyelim ki. Özellikle mesela bebekle ilgili daha yani elzem alışveriş. Bir de annelerin, babaların en yumuşak yanıdır. İşte diyorlar ki çok hesap yapıyor insanlar. Yani diyelim iki tane bebeğinize işte zıbın, iç çamaşır, kilot vesaire hani şey alacaksanız bir alıp gidiyorlar diyor. Yani alım gücünün bu derece düşmesi. Peki burada iş bulduğunda burada mı kalacaksın? Ne yapacaksın? Ya burada iş bulduğunda... Teyzen yanında mı kalmaya devam edeceksin? Belli bir süre bir teyzem yanında kalmayı düşünüyorum. Ya ama yani hesap yaptığım kadarıyla herhalde tek başıma bir yerde kalamayacağım. Hani arkadaşlar da bahsettiği gibi 3 bin lira kira gibi kiraları ben burada karşılayabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü yani bilindiği üzere kalifiye eleman da değilim. Bir yerde gidip çalışsam bile kalifiye eleman değilim. O kadar yüksek bir maaş alacağımı düşünmüyorum. 4.250 lira maaş alsam 3.000 lira ben kira veremem. Bir uzun bir süre bir teyzem yanında idare etmeye çalışacağım. İnşallah ondan sonrası belki başka bir kapı açılır, belki başka bir şey olur. Sen kızım. Ben Rümeysa. Uludağ Üniversitesi'nde okudum. Ziraat Fakültesi'nde. Şu an hali hazırda işsizim. Kendi alanımda pek bir iş bulamadım. Başka yerlerde de çalışmak istemedim. Çünkü belli bir emek verdim, çaba sarf ettim, mezun oldum. Kendi işimi yapmak istedim ama imkanım olmadı açıkçası. Ben de Taşköprü'de yaşıyorum, Kastamonu'da. Mezun olduktan sonra oraya gittim. Küçük bir yer olduğu için iş imkanım zaten olmadı. Kendi alanımda hele hiç iş bulamadım. Yani şu anda aslında ben de teyzemin yanına geldim. Burada artık mezun olduktan sonra önce kendi işim olsun, işte şu işte, şu sektörde çalışayım diye ideallerim vardı benim de. Ben de organik tarım, iyi tarım daha çok yapmak istiyordum, o alana yönelmek istiyordum. Orada iş bulamayınca dedim kendi mesleğimi yapayım, hani belli bir alan belirtmedim. Yani en azından dedim kendi işimi yapabileyim, neresi olursa. Yani ziraat mühendisi olarak çalışmak istedim. Hala bulamayınca da artık ne iş olursa onu yaparım diye İstanbul'a geldim. O ne iş olursanın içinde neler var? Kasiyerlik var, tezgahtarlık var. Yani vasıfsız olarak yapabileceğim hangi iş varsa onlar var. Ben nişanlı mısın? Nişanlıyım. Mustakbel damat burada mı? Hayır değil. O da Kastamonu'da. O da elektronik mühendisi. O çalışıyor mu bari? O çalışıyor ama onun da şöyle bir durumu var. Yeni işe girdi. Bulunduğumuz yerde yine onun da iş imkanı, onun da kısıtlı. Belli bir süre çalıştı. Daha sonra işten çıkarıldı. Ve tekrar 4 ay işsiz kaldıktan sonra ihaleyi alan başka bir yere tekrar işe girdi. Yani bundan 5-6 ay sonra, 7 ay sonra işsiz kalmayacağını bilemiyoruz. Yani onun da aslında işi pek düzgün bir işi yok. Çünkü ne kadar para kazanıyor? O da asgari ücretin bir tık üstünde alıyor. Tık derken 100 lira, 500 lira. 6 bin. Ve tecrübesi de var. Hani ben beni işe alırlarken tecrübeyi çok soruyorlar. Yani iş görüşmelerinde en önce baktıkları şey tecrübe. Yani onun tecrübesi de var. Tecrübesi olanlara da yine aynı şekilde bir asgari ücreti layık görüyorlar. Peki ne zaman evleneceksiniz kızım siz? Yani bu koşullarda gelecek planı pek yapamıyoruz aslında. Evet. Yani bir plan yapamadık. Benim işim olmadığı için, onun da işinin ne zaman işten ayrılacağı belli değil, ne zaman çıkarılacağı belli değil. İkimiz asgari ücretle nerede nasıl yaşayabiliriz? Onu bilmediğimiz için. Yani şu an bir gelecek planımız yok. Aileleriniz ne iş yapıyor? Benimki memur, onunki de yine babası elektrikçi. Annelerimiz çalışmıyor ev hanıma. Gelirler sabit. Gelirler sabit. Ama en azından memur çocukları da şimdinin memur çocuklarında en azından ben işte eşya meşya yapabiliyorlar. Öbür türlü o da yapılamıyor. Biz de hesap yaptık.
Ki biz evlenen çok olmadı ama bir hesap yaptık. O zaman aldıklarımızda şimdi aldıklarımızın fiyatını hani şimdi alsak ne kadar verdik diye kıyasladık. İmkanı yok yani. Ne kadarmış, ne kadar oldu? Yani hani diyelim ki o zaman 12 bin verip beyaz eşya aldık. Misal örnek veriyorum şu an 20 bini geçti. İmkansız yani. Hani ve çok da olmadı yani. Arada hani böyle 10-20 yıl da yok. Bir sene, bir buçuk sene maksimum ama imkansız yani. Sen? Adım Barış Can, 23 yaşındayım. Gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. 15 yaşından beri çalışıyorum. Yani okumadım. Aslında eskisi gibi ülkemizde hani bir okumanın bir değeri kalmadı bence. Hani artık okuyana şey bakıyorlar hani niye okuyorsun ki boşuna hani o değeri kaybettik aslında biz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Birkaç farklı projelerim oldu. Hani burada devletim aslında bana destek çıkmadı yani. Aksine bana hep önüme engeller koydu. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani kendi küçük şeylerden. Var. Kendi işim var, esnafım. Beylikdüzü'ndeyim ama sabit bir gelirim yok şu anda. Peki kendini geçin, ailenle mi yaşıyorsun? Annem var, babam rahmetli şu anda. Annene bakıyorsun. Geçindim. O yani, emekli maaşı alıyordur. Emekli maaşı var. Ne kadar alıyor emekli maaşını? 2800 lira. Tamam, maaşı. Eviniz kendinizindir muhtemelen. Abimin, biz ama yani üstü. Ama en azından kira ödemiyorsun. Tamam. Anda. Peki şeye sen kazandığınla kazandığımla geçinemiyorum. Şöyle hemen paranın pul kadar değeri kalmamış aslında. Bir şekilde geliyor para. Hani hiçbir şey yapmasam bile bir yere bir yemeğe gittiğinde en az 100-200 lira para gidiyor. Ve bunu aylığa vurduğumuzda çok absürt rakamlar çıkıyor. Bu şekilde hani her şeye... 5 sene sonra nerede olacaksın Barış? 5 yıl sonra ben kendimi yatırım konusunda geliştirmek istiyorum. Diksiyon konusunda işte, işim konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. Burada kalmak istiyorum. Birkaç kere daha denemek istiyorum en azından yani bir Türk genci olarak. Hani daha sonra da kalmamayı düşünüyorum yani eğer o deneyimle olmazsa. Ben 23 yaşındayım. Hani sadece AKP'nin iktidarını gördüm. Farklı bir iktidar olmasını istiyorum. Farklı bir iktidar görmek istiyorum. Hani onlar olmasını istemiyorum. Neresin? Ben Ordulu'yum. Neresinden? Çatalpınar'dayım. Pasta. Akrabat çıkacaklar şimdi. Ben de Ordulu'yum da başlayalım. Hayır akrabat çıkacaklar dedim zaten. Evet. Umarım hayatında şey, biri var mı oğlum? Hayatımda biri yok. Aslında bir kişi bana biraz ders verdi. Ben hayatıma birini almamaya karar verdim. Yani. Çok gelsin daha. Yok. Hı-hı. Her travma öyle yaptırır da tecrübe konuşuyor. Dolayısıyla yok. Onlar geçer. Fakat asıl mesele bu gelecek ümidiyle alakalı endişeleriniz aslında dumur eden o hepimiz. Yani o üzerinizdeki şeyi, neşeyi, bu yaş inanılmaz neşenin, başım dediği gibi neşenin, mizahın, hafiften böyle birbirimizi gagalamanın, yani ne diyorsunuz siz karşı koyduk onu bilmiyorum ama böyle eskiyle şu hareketi yapmanın falan zamanı yani bu ama ben herkes konuşurken gözü doldu yani inanır gibi değil. Sen kızım. Merhaba. Derya Kılıç, ben 32 yaşındayım. 3,5 yaşında oğlum var. Hay Allah. Şu an çalışmıyorum. Kocan bütün arkadaşlarımızın hepsi neredeyse ağlayacak mı? Hilal, sana özellikle çok gözlerimde oldum. Yakın bir zamanda kız kardeşimi kaybettim. 4 kardeşlik, şimdi 3 kardeş. Sebep? 25 yaşındaydı. Daha çok küçüktü. Sikloroderm hastasıydı. Cerrahpaşa dediğini orada zaten bitirdim. Canım beni. Cerrahpaşa'da tedavi gördü yaklaşık 10 Allah yıl. Allah mekanı cennet etsin. Covid olunca da kurtarılamadı. Çünkü bu hastalık hem iç hem dışına yansımıştı. Sikloroderm hastalığı, romatizmanın bir çeşidi. Çok fazla bilinen bir hastalık değildi maalesef. Çok fazla zaman kaybedildi açıkçası. Akciğerlerine de yansıdığı için akciğer tutulumu vardı. Yaklaşık bir hafta yoğun bakımda kaldı kardeşim. Affedersiniz. Olsun kızım. Allah mekanını cennet etsin. Affedersiniz. Yok kızım önemli değil. Çok yakın da. Olmaz mı ya? Kardeşsiniz siz. Anne sağ mı? Evet. Asıl ona Allah sabır nasip etsin. Çok kötü. Bak annene, babana Allah sabır nasip etsin. Allah bizim büyüklerimiz şöyle dua ederdi. Allah evlat acısı göstermesin. Amin. Allah evlatla terbiye etmesin diye. Tabii ki amin. Allah sizden acılarını bizlere amin göstermesin. Ölüm Allah'ın emri ama işte çok insan biraz daha sıralısını
bekliyor. Elbette acı. Annenin acısını paylaşırım, söylersin. Canım Allah'tan benim. Umut var. Oğlum 3,5 yaşında. Eşimden 2 yıl oldu ayrılalı. Bekar annesin. Bekar anneyim, evet. Kendi ayaklarımızın güçlü bir anneyim aslında. Adam ilgileniyor mu peki? Şimdi boşanma da adamları mı? Adam haline çeviriyorum elde olmadan. İlgileniyor mu o çocuğuyla? Sağ olsun öyle. Ha iyi. Babam, en azından. Ya babalık görevi yapıyor mu? Yapıyor. İyi. Sağ olsun işte aralarda. İyi. Kreşe gönderiyordum oğlum. Ben aktif çalışan biriyim. 17 yıldır çalışıyorum. Lise mezunuyum. Çalışmayı da seviyorum. Ben boş durmayı seven bir insan değilim. Geçen ay şartlardan ötürü kirada oturuyorum, tek başınayım. Ailem zaten şu an kendini ancak geçindiriyor. Hani onlardan anne kiram geldi, bana destek olun diyemezdim. Oranın da şartları bana uymadığı için yol, yemek, her şey bana, aldığım maaş belli, hiçbir şey kalmıyordu. İstediğim tutarı talep ettiğim tutarı söyledim. Kabul edilmedi. Yani hiçbir şey fark etmedi. Ben şu an sadece oğlumu düşündüğüm için taşındım. Annenlerin yanına mı taşındın? Kapı açılır lafı var. Ben o lafa çok inanırım. Şu anda böyle bir platformdayım. Hani belki inşallah buradan da bir kapı açılır diye düşünüyorum. Çalışan bir insanım. Çalışmayı çok seven bir insanım. Yaklaşık 20 gündür falan boştayım, yani çalışmıyorum. Ailenin yanına mı taşındın? Yok, taşınmadım. Aynı mahallede oturuyoruz başkanım. Yakın olduğumuz için de ailem hani kızım düzenini bozma. Zaten küçük bir evde oturuyorum. Oğlumla kurmuş olduğumuz bir düzenimiz var. Bozmak da istemiyoruz. Hani erkek kardeşim var 30 yaşında. Hani ev zaten anca onlara yetecek. Ben nereye geçeceğim? Oğlum hani bir alanı olsun. Bizim odamız olmadı, onun odası olsun. Ev sahibi de sağ olsa bana çok destekçiler. Hani kirayı veremesen bile kızım hiç sıkıntı yok diyorlar. Allah razı olsun çok onlardan iyi. Da. Erkek kardeşim yeni ayrıldı işten. Babam 2 yıldır çalışmıyor, aşçı o da. Şu an hepimiz çalışmıyoruz. Hepimiz böyle evde. Nasıl geçiniyorsunuz? Şu an başkanım, ablam, Sarıyer'de küçük bir butiğimiz var bizim. Ablam beraber açtığımız borçta. Şey vardı hani, kredi çekiyorduk da 6 ay sonra. Hala onun borcunu ödemedim mesela. Hala onun borcunu ödüyorum. Ödeyemiyorum daha doğrusu. Öyle bir şeye girdik, açtık bir butik. Kadın giyim üzerine. Ben yıllardır tekstil üzerine çalışıyorum zaten. Hani yıllardır çalıştık, kendi işimizi yapalım dedik ama hiç öyle olmuyormuş. Pandemiye denk düşmüştür. Hiç öyle olmadı. Masraf, ürün mü alacaksın, kira mı ödeyeceksin, muhasebeye para mı vereceksin, hiçbir şey etmedi. Abla dedim ben seni bırakacağım, yapacak bir şeyim yok. Çocuğa bakmam lazım. Biz kreşe gidemedik, çocuğu bir şeye göndermem lazım. Çünkü ben çocuğa ne katabilirim şu zamanda hele. Aktivite desen öyle bir ruh halimiz yok ki çocukla oturalım, aktivite yapalım. Dedim ben çıkacağım, ben iş bulmam lazım. Benim aylık net gelirimin olması lazım. O da anlayışla karşıladı. Öyle iş baktım. Buldum da hani şükür hani hemen kapı açılıyor. Buldum da ama şartları el vermedi maalesef. Aldığım maaşla evdeki hesap çarşıya uymadı diyebilirim. Şu an 20 gündür falan işsizim. Allah ne verdiyse yiyoruz, içiyoruz. Onun dışında ekstra bir şeyimiz yok. Hani kafeye gidelim, kahve içelim. Asla öyle bir şeyimiz yok. Olamıyor zaten. Hele şu dönemde hiç olamıyor. Ancak işte gelin kapıda bahçede hemen bir çay yapalım, kahve yapalım, çekirdeği çitleyelim. Bu gerçekten hani dediğiniz, siz hepiniz okumuşsunuz, ben lise mezunuyum. Hepinize çok katılıyorum. Ulay sen de bitirdin. 5 yıl sonra gerçekten kendimi hiçbir yerde görmüyorum, hayal kuramıyorum. Sadece Allah'ım inşallah çocuğuma güzel bir gelecek. O kadar kötü bir zamandayız ki biz şey yapıyorduk, hatırlıyorum mahalleye çıkıyorduk, saat gece, karanlık oluyordu, hiç bakmıyorlardı bile. Şu an asla çocuğu herhalde tek başına bırakamayız diye düşünüyorum. Ben okula bile verirken acaba diyorum öğretmenler nasıl davranıyorlar? Hep böyle bir tereddütteyiz. İnşallah sonumuz hayırlı olsun diyorum ama hiç gidişatımızı hiç iyi görmüyorum. Çocukları olan kadınlar olarak ve tek başına mücadele eden biri olarak açıkçası çok fazla tereddütteyim yani. Ne yapmam gerektiğini de çok bilmiyorum. Sadece yaşam mücadelesi. Maaşı alayım da kirayı ödeyeyim, kreşi ödeyeyim, faturaları ödeyeyim, bitti. Hani ekstra para biriktireyim. Öyle zamanlar 32 yaşındayım. Hani 5 kuruş köşeye 17 yıldır çalışıyorum ve hiçbir şeyi köşeye atamamışım. Bunun derdindeyim. Ben çocuğuma nasıl geleceği kuracağım? Ben daha kreş parasını ödemeyip çocuğumu okuldan almışken yarın ilkokula nasıl göndereceğim? Cebine nasıl harçlık koyacağım diye düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum çünkü biz de ilkokula giderken cebimize harçlık verilmedi. Benim çocuğumun cebine harçlık verilmeli. Liseye giderken ben 1 lirayla liseye gittiğimi biliyorum. Arkadaşlarım kumru yerken ya da ekmek arası yerken biz bisküvi falan yerdik. Gerçekten bunları hatırlıyorum ve çocuğuma bunları yaşatmak istemiyorum. Ne olur kusura bakmayın. Yaşatmak istemiyorum ve güçlü bir kadın olduğumu düşünüyorum. Oğlum için her şeyi yaparım.
gözüm karadır, her şeyi yaparım. Yeter ki o mutlu bir birey olsun, merhametli biri olsun. Tek istediğim hayvanı, insanı, ağacı, doğayı sevsin, hiçbir şeye zarar vermesin. Ve öyle bir insan yetiştirdiğimi düşünüyorum. Şu an gerçekten 3,5 yaşında ama her şeyin bilincinde, ayrı olduğumuzun bilincinde. Anne sen geldin, babacığım sen gidiyorsun deyip böyle babasını gönderir ya da beni gönderir. O durum da çok acı verici. Geçen gün bana annem sen hem benim babam hem annemsin dedi. Çok üzüldüm. Daha 3 yaşında çocuk. Gönül isterdi ki ayrılmayalım ama şartlar el vermedi maalesef. Öyle. Üzmek de istemiyorum kimseyi. Olsun. Burada herkes üzgün. Sen ol. Ahmet Can da 23 yaşındayım. Yaklaşık 1,5 senedir bir fabrikanın makine ressamlığını yapıyorum. Ama ülkenin gidişatından hiç memnun değilim açıkçası. Gerek iktidar olsun, gerek seçmen olsun. Hani insanların mutluluk sorunu olduğunu düşünüyorum ülkede. Her gün haberlerde çıkan cinayet haberleri, sürekli trafikte kavga çıkması. İnsanların bir şeyler elde edebilmek için haddinden fazla çalışması beni üzüyor. Yurt dışı konusuna gelince bir yanım hani ülkende dur, kendi ülkende güzel şartlarda yaşa diyor. Ama bir yanım da insanın bu kısa ömründe iyi bir eve, iyi bir arabaya ya da çoluğuna çocuğuna bırakacak bir şey olmadıktan sonra ne anlamı var diye düşünüyor insan. Ama maalesef hani biz yurt dışında yaşayan bir insanın buraya gelip rahatça tatil yapabiliyorken burada benim işte 22 yaşında olsun ya da anneye diye erişmiş birisi olsun burada gözyaşı dökmesi benim çok kanıma dokunuyor diyeyim. Sokakta 10-11 yaşındaki çocukların siyaset konuşması, o yüzden ülkenin gidişatını hiç iyi görmüyorum. Nere mezunsun? Ben mekatronik mezunuyum, Sakarya Üniversitesi. Şimdi kaç yıllık? 2 yıllık. 2 yıllık. Şimdi dikey geçişe hazırlanıyorum. Yaklaşık 42-43 gün var sınava. Başvuru yaptığımız akşam sınav sisteminin değiştiği açıklandı. Yani başvuru formunda siz öğreniyorsunuz. Bu kadar değer veriliyor eğitime. Sınav ücretleri yüksek. İnsanlar kontenjanları düşürdüler. Maalesef öyle. Mutlu musun? Hiç değilim. Gerçekten değilim. Kendi maaşımla kendimi geçindirmeme rağmen ben önce işte işten kalan zamanda matematik dersleri görüyorum. Fatura ödemememe rağmen gerçekten ucu ucuna geçiniyorum maaşımla. Bir markete gittiğin zaman, bir kafeye gittiğin zaman, o sözü de geçmişti, en kötü kafede 15 lira diye. Gerçekten günlük, 2 günlük maaş bırakıp kalkıyor insanlar masadan. Bunlar gerçekten insanı üzen şeyler. Ailenle mi yaşıyorsun? Ailemle yaşıyorum. Kaç kardeşsiniz? 2 kardeşiz. Ablam evde, kendi evinde yaşıyor. Ben anne babamla yaşıyorum. Baban ne iş yapıyor? Babam da benim çalıştığım fabrikanın üretim müdürü. Ya ben biraz buradaki şeylere göre, buradaki arkadaşlarımıza göre biraz da şanslıyım ama... Annen? Annem ev hanımı. Ama mesela aldığın parayla sen eve yardımcı olmak zorunda kalsan olamıyorsun. Yani Allah korusun hani bir babamdan dolayı bir yardım kesilse halimiz harap diyeyim. Evlilik hayalin var mı? Evlilik hayalim şöyle var. Az önce bahsettiğim gibi hani insanın yaşayacağı kısa bir ömürde çoluğuna ya da çoluğuna çocuğuna arkasından gelene iyi bir şey bırakamadıktan sonra çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hani ev almak, araba almak ya da herhangi bir emlak diyeyim bir şey almak artık imkansız. İnsana ya ailesinden kalacak ya da olan bir şeyi güzelleştirecek. Ama kiraya çıkmanın bile bu kadar zor olduğu bir dönemde ev almak imkansız. Peki, ne söylemek istersiniz şimdi? İşte bunu yayınlayacağız biz. Çok da ilgi çekiyor, bilginiz olsun. Birçok insan izleyecek. Yani tekrar ortaya bir şey söyleyeyim. Ulaş, söylemek istediğin bir şey var mı? Ya hocam, ben herkesin artık ahlaklı olmasını istiyorum memlekette. Hocam, herkes birbirini artık dolandırmanın peşinde. Herkesle dolandırılmamanın peşinde. Ev almaya gidiyorsunuz hocam. Arkadaş gayrimenkulle uğraşıp. Acaba eve gidince hocam o adam beni dolandıracak mı korkusuyla gitmemem lazım. Acaba tavan su geçiriyor mu? Her işini anlamaya çalışıyoruz hocam hem. Araba almaya gidiyoruz. Arabada bir yamuk var mı diye ilk önce biz kontrol ediyoruz. Karşımızdakine güvenmiyoruz hocam.
ülke olan merhametimiz bitmiş. Eskiden iyi kötü birimiz yere düşünce diğerimiz kaldırıyorduk. Hocam biz bu yıllara böyle geldik, merhametimiz sayesinde geldik. Hocam herkes kolay yoldan para kazanmaya çalışıyor. Hak da veriyorum artık, gerçekten hak veriyorum. 50 sene, 60 sene bu dünyada yaşıyorsunuz, bir toprak parçası bir alamıyorsunuz. Çok kötü bir şey. Bu dünyada bir iz bırakamıyorsunuz, evladınıza bir şey bırakamıyorsunuz. Sen? Ben umuyorum ki yani bu mevcut iktidarın değişimiyle beraber biraz refah seviyemizin artacağını düşünüyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi yani yurt dışına gitme hayallerimiz de artık hayal kalır. Ülkemizde bir şeyler yapmaya çalışırız. İnşallah. Bunun açısında yani başka bir şey değil. Sadece mevcut iktidarın şu anda değişmesini kesinlikle istiyorum. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Beraber olmaktan çok gerçekten çok memnun oldum ve çok şey öğrendim. Her seferinde aynısı oluyor. Umarım sizi izleyen herkes aynı benim öğrendiklerimi, benim ettiğim istifadeyi ederler. Sizi anlamaya, sizi bilmeye, sizi öğrenmeye gayret ederler. Gerçekten sağ olun çocuklar, var olasınız. Çok şey öğrendim bugün. Çok sağ olun.